Nasıl binersin arabasına? Ben böyle mi yetiştirdim sizi? Ha? Cevap versene, böyle mi yetiştirdim? Babam, babam söyledi ya. Hani okul çıkışı yolda karşılaşmışlar. İşte aynı yerde oturuyoruz diye binip gelmiş o da. Bir daha duymayacağım Çiçek. O çocukla arkadaşlık etmeyeceksin. Sokakta görsen başını çevireceksin. Anladın mı? Ne oluyor? Dur sorma. Sabah Çiçek'i karakola götürdüler benim ifade vermesi için. Taner'le birlikte kaza yapmışlar. Her gün ayrı bir olay. Her gün ayrı bir olay. Hangilerinizle uğraşayım ben? Dur sen dur. Baba. Babam. Babacığım dur bir dur. Bak baba. Babacığım bir dinle beni ne olur. Seni üzmek bizim hayatımızda isteyeceğimiz en son şey. İnan bize. Ben seni üzmemek için bir kolumu verirdim. Ama hayat her zaman bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Bazen bir şeyler oluyor. Elimizde olmayan şeyler oluyor. Biliyorum, üzülüyorsun. Ama biz de çok üzülüyoruz baba. Kızım, yavrum, benim de siz üzüleceksiniz. Canınız yanacak diye aklım çıkıyor. Baba, insan üzülmeden, canı yanmadan nasıl büyüyebilir ki? Yavrum, siz de anne olunca beni anlarsınız. Sizin tırnağınıza taş değse benim yüreğim parçalanır. Biliyorum. Ben sizi tek başıma büyüttüm. Eksiğiyle, gediğiyle. Baba ne eksiği? Her şeyimiz tamdı bizim. Benim bu hayattan tek dileğim sizin başarılarınızla gururlanmak. Başka da istediğim bir şey yok. Şu dünyadan gözümü kapatıp gitmeden. Baba, baba deme öyle şeyler ya. Denir mi öyle şeyler? Sana söz veriyorum. Bundan sonra hep seni gururlandıracak şeyler yapacağım. Sen yeter ki güven bana. Tüketicinin kafasındaki soru işaretini ortadan kaldıracaktır. Panko Birlik dünyaya örnek olan tarım ve hayvancılık birikimini gelecek nesillere aktaracak artık. Tecrübeli mühendisler yetiştirmek için Konya'da Tarım Üniversitesi kurulacak. Önce girdiği ağaç burada. Ne işler çeviriyor bu ya? Nerede kaldın? Ya ancak kaçabildim. Nasılsın? Merak etme, gayet iyiyim. Yarın okula gidiyor musun? Evet. İyi, o zaman çıkışta ben seni alırım. Anlaştık mı? Olur. Çiçek. Geç kızım içeri. Ya baba biz şey... Anladım ben. Hadi geç eve. Her pisliğin altında sen varsın değil mi Yonca? İnan buna şaşırmıyorum. Ne yaparsan yap Çiçek'le bizi ayıramayacaksın. Buna gücün yetmeyecek. Hatta babanla konuşup Çiçek'le evlenmek istediğimi söyleyeceğim. Üzgünüm. Buna engel olamayacaksın. Sen öyle san. Görürsün. Yani Çiçek. Eh Çiçek, iş mi senin yaptığın? Biliyorsun ben de onaylamıyorum bu çocukla ilişkini. Unuttun mu Yonca ile olanları? Hayır ama abla yapamıyorum ya, engel olamıyorum kendimi. Bilirim o hissi. Ne oldu peki? Çok kızdın mı babam? Ya, hayır kızmadı. Aksine beklediğimden çok daha küçük bir tepki verdi. Babalar da öğreniyorlar. Üzme kendini. Hadi yardım et bana. Hangisi? Bu mu bu mu? Bu. Bence de.
Günaydın Ömer Bey, nasılsınız? Günaydın Ali Bey, nasılsın? Sağ olun. Yoğun bakımda yatmakta olan hastanız hakkında bilgi vermek istiyorum size. Nasıl oldu, her şey yolunda mı? Endişe edecek hiçbir şey yok Ömer Bey. Durumu gayet iyi. Hatta yarın kendisini yoğun bakımdan çıkarıp servise almak istiyorum. Bütün derleri de çok iyi. Bir haftaya kalmaz çıkarız kendisini. Çok iyi. Vallahi özel ilginiz için size çok teşekkür ederim. Hastanın bir yakını yok demiştiniz değil mi? Yok, herhangi bir yakını yok. O yüzden ben ilgileniyorum zaten. Peki Ömer Bey, gelişen bilgiden size haberdar edeceğim. Şimdilik rahat olun. Sağ ol. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Ne oldu? Bu çarptığım kadın var ya, durumu gitgide iyiye gidiyormuş. Hatta yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyormuş doktor. Amcam söyledi. Ya gerçekten mi ya? Çok sevindim. Emin ol, ben de sevindim. Dur, daha bitmedi. Yani bu kadın taburcu olursa artık oturup konuşup bir orta yol bulmayı deneyeceğiz. Böylelikle de dava da düşmüş olacak. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum Taner. Gerçekten çok sevindim. Çok iyi bir haber bu ya. Ya bir de sana bir şey söylemem gerekiyor Çiçek. Ya bu konuda bana kızma ama. Yani biliyorum Yonca senin ablan ama sanki siz kardeş değilmişsiniz gibi. O çok tehlikeli birisi. Ona karşı dikkatli olmanı istiyorum, tamam mı? Benim bilmediğim bir şey mi oldu? Niye şimdi bunu bana söylüyorsun? Beni polise ihbar eden oydu. Polislerin beni almaya geldiği gün o da oradaydı. Trafik kazası hastaları gelmiş acile. Bizi de çağırıyorlar. İyi de yoğun bakımda bizden başka kimse yok. Nurcan hemşireyi aradım şimdi. Geliyor. Hadi yürü. Ne yaparsan yap, Çiçek'le bizi ayıramayacaksın. Buna gücün yetmeyecek. Hatta babamla konuşup Çiçek'le evlenmek istediğimi söyleyeceğim. Üzgünüm. Buna engel olamayacaksın. Çok pişman olacaksın Taner. Çok. Efendim. Ne? Hemen geliyorum. Ömer Bey. Ömer Bey, ne oldu? Ali Bey, ne oldu? Biz de anlamaya çalışıyoruz Ömer Bey. Aniden gelişti her şey. Yani az önce hiçbir şey yoktu. Ne oldu böyle birdenbire? Biz de anlamadık. Acil inmek zorunda kalmıştık. Döndüğümüzde maalesef bu durumla karşılaştık. Satürasyonu hala çok düşük. Hemen anestezi uzmanını çağırın. Tamam. Allah belanı versin senin. Sen ne biçim bir insansın ya? Nasıl yaparsın bunu? Kızım ne saçmalıyorsun sen ya? Bana bak ablanım, ben senin doğru konuş, parçalarım seni şuracıkta. Yaptığın pislik ortaya çıkmayacak zannettin değil mi? Ne kadar adi bir insansın sen. Ne istedin bizden ha? Ne istedin? Ne diyorsun kızım sen ya? Bana bak, rezil ettin beni ya. Defol git şuradan. Benimle oyun oynamaya kalkmıyor önce. Taner'i sen ihbar etmişsin. Bundan sonra benim ablam falan değilsin sen. Asıl sen benim kardeşim değilsin. Hem benim artıklarıma göz dikiyorsun hem de üste çıkmaya çalışıyorsun, öyle mi? Defol git şuradan. Bunun hesabını vereceksin Yonca. Artık hiçbir şeyden korkum yok benim. Ne oluyor orada ya? Ne bu hal? Ömer Bey, kusura bakmayın. Şey, kıyafet yüzünden tartışıyorduk da. Kıyafetimi giymiş. Kıskançtır da kendisi biraz. Kıskanç olan sensin. Çiçek, derdiniz neyse gidin başka yerde halledin. Özür dilerim Ömer abi. Yonca, ne yaparsan yap bizi ayıramayacaksın.